Günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili izleyiciler. Güzel bir gün olsun herkese ve hepimize. Evet, bugünkü program konuğum aslında kadınlar ekran başını diyorum. Çünkü bugün bizlerle ilgili bir program hazırladım. Konumuz tabii estetik bir güzellik. Çok da değerli bir hoca bugün benim program konuğum. İlk kez geliyor, onu bu programda benimle birlikte tanıyacaksınız ama çok başarılı bir doktor. Doçent Doktor Ahmet Terzioğlu benimle birlikte. Estetik ve plastik cerrahi kendisi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Hocam siz benim programa ilk kez geliyorsunuz. Evet. Birazcık izleyici sizi tanısın. Çünkü ben sevgili izleyenler konuğumu tabii bu ilk kez alıyorum ama dıştan bilgi edindim, araştırdım ve ona göre tabii ki konuk alıyorum. Çünkü biliyorsunuz her konuda ben en iyisi olsun istiyorum programımda. Tanısın izleyici sizi biraz hocam. Evet, ben aslen Baf doğumluyum. 1981'de Güzelyurt Kurtuluş Lisesi'ni bitirdim. Üniversite okumak için Türkiye'ye gittim. İzmir Ege Üniversitesi'nde tıp fakültesini okudum. Tıp fakültesinden sonra uzmanlık yaptım, uzman oldum. Sonra işte akademisyenlik yaptım. Sonra Sağlık Bakanlığı'nda eğitmenlik yaptım. 36 yılım Türkiye'de geçti. 2016 yılında emekli oldum. 2017 yılında da Kıbrıs'a geldim. Geldikten sonra kısa bir süre bir özel üniversitede çok kısa bir süre çalıştım. Sonra yerine de kendi kliniğimi açtım. Yaklaşık 2 yıla yakındır kendi kliniğimde hastaların, daha doğrusu kadınların güzelliklerine birazcık katkı sağlamaya çalışıyoruz. Hocam tabii siz program öncesi biz konuştuk sevgili izleyenler. Konuğumu daha yakından tanımak istedim ben. Çok güzel bir klinik görüyordum ben Girne'de. Karakum Lemar'ın orada. Ama şimdi isminizde gördüm doçent doktor işte Ahmet Terzioğlu yazıyor estetik ve plastik cerrahi diye. Hı hı. Ya dedim acaba tanır mıyım tanımaz mıyım böyle. Ve bugüne kısmetmiş, bana konuk geldiniz. Öncelikle kliniğinizde hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür galiba ederim. Yakın bir tarihe de Lefkoşa'da olacaksınız diye bahsettiniz. Evet, yani özellikle Lefkoşa ve Magosa'dan çok talep var. Uzak gelemiyoruz, hani daha yakın bir yer olsun diye. Öyle bir arayış içine girdik. Aslında 2 yıl oldu orayı açalı. Çok da ciddi yatırımla yaptık orayı. Ama çok talep olunca Lefkoşa'da yakın zamanda bir merkez faaliyeti geçireceğiz inşallah. Başarılarınız daim olsun hocam. Hocam şimdi tabii ki ben biraz çok böyle dobra dobra konuşan bir insanım. Dışta nasılsam programımda da öyleyim. Bu yüzden de izleyici bana kendisini yakın hisseder. Çünkü çoğunun da böyle ifade etmek istediklerini dile getiririm. Ben adım adım gideceğim size ve hızlı bir şekilde cevaplarınızı almak isteyeceğim. Çünkü vaktimiz 50 dakika ve bu 50 dakikaya sığdırabildiğimizi konuşacağız. Sığdıramadığımızı bir sonraki programa aktaracağız. Son yıllarda tabii ki çok ciddi bir talep var estetik ve düzeltmelere. Doğru. Ve tıp her gün ilerliyor. Yani eskiden bir operasyonla ciltler toparlanıyordu. Şimdi alternatif cihazlar çıktı. Doğru. Alternatif işte bir takım şeyler çıktı. Bunları siz anlatacaksınız. Öncelikle ben operasyonlar hani çoğu yerde duyuyoruz işte kış mevsiminde herhangi bir estetik müdahale, botoks olsun, dolgu olsun veya lazer işlemleri veya cerrahi operasyonlar olsun sıcaktan etkileniyor ve kalıcılıkları azalıyor. İşte kışta yapılmaları, uygulamaları ve kışın bunları daha rahat kullanabilinir diye bir deyim var ortada. Ben bunu uzman kişiden alayım. Kışta gerçekten mi yapmamız lazım yoksa yazda da bu tür şeyleri yapabilir miyiz? Yazda da olabilir. Sadece etkinlik süreleri birazcık daha kısa olur. Etkisini göstermeye başlayana kadar, örneğin botoks etkisini göstermeye başlayana kadar hastalara bir takım uyarılarda bulunuyoruz. Bunlardan birisi de 3-4 gün boyunca aşırı sıcak temasından kaçınmaları, güneşlenmemeleri, çok sıcak duş almamaları gibi ya da sıcak uygulamamaları, masaj yapmamaları gibi tedbirlerdir. Yaz mevsiminde yaptığınız zaman botoksun etki süresi biraz daha kısalır. Kışın 4 ay 5 ay sürüyorsa yazın 3-4 ay sürer. Böyle bir etki söz konusu. Sıcak botoksun yıkımını hızlandırıyor çünkü. Doğrudur. Yani halk arasında konuşulan bu konu gerçekliği var. Yani aşırı sıcak etkiliyor. Doğru. Yani bir takım şeyleri etkiliyor. Bilhassa botoksu gibi. Ben de aslında bunun farkındayım. Çünkü
Kalıcılık süresi sanki kışın daha uzun, yazın daha güneşlenmeler, plajlar falan. Sevgili izleyenler, bu yüzden aşırı güneşlerden uzak durun eğer yaptığınız botoksun daha uzun süreli olmasını istiyorsanız. Peki hocam, gelelim yüzle. Bir takım şeyler çıktı şimdi yüz gençleştirmede. İşte iple asmalar, lazerler, dolgular, işte karın yağından alınan dolgular veya kimyasal dolgularla. Doğru ifade ediyorum değil mi hocam? Evet. Yanlış bir şey söylüyorsam düzeltin beni lütfen. Evet. Bunları açık açık bir bir adım adım anlatalım. Lazerle budur, kalıcılığı budur, işlem budur, dolgu bu şekildedir. Bunları izleyiciyle tamam. paylaşalım. Şimdi hastalar yüz yaşlanması diye gelen bir hastaya ben sırasıyla bir yaşlı yüzde yapılması gereken yapılabilecek işlemleri sırayla anlatıyorum. Önce genel bir bilgi veriyorum. Sonra hastaya uygun yöntemi hastanın talebiyle de ortak bir noktada buluşup onu öneriyoruz. Nedir bunlar? Yüz yaşlanması öncelikle yüzün yer çekiminin etkisiyle dokuların gevşeyerek yüzdeki dokuların aşağıya doğru sarkmasıdır. Öncelikle bunu düzeltmeniz gerekiyor. Yani sarkmış dokuları geri yerine almanız gerekiyor. Ama yüz yaşlanması ya da dokuların yaşlanması tek boyutlu değil. Yani sadece yer çekiminin etkisiyle aşağıya sarkmıyor dokular. Aynı zamanda derinin içeriğindeki maddelerde de azalma olur. Bunlar nelerdir? Hyaluronik asittir, elastik liflerdir, kolajen lifleridir. Bunlarda da azalma olur. Bunlarda azalma olduğu için derinin kalınlığında bir azalma olur. Kalınlığı azalınca da çok ince kırışıklıklar ortaya çıkıyor deride. Yani siz bir yüz yaşlanmasını tedavi ederken sadece bir yüz germeyle tedavi ederseniz eksik kalır o tedavi. Mutlaka cildin kalınlığını, kalitesini de artıracak yöntemler yapmanız lazım. Ve o zaman başlayalım. Yüz yaşlanmasıyla gelen bir hastaya önereceğiniz ilk şey hem etkinliği hem de kalıcılığı en uzun olan ameliyattır. Yüz germe ameliyatı dediğimiz ameliyattır. Ameliyat yaklaşık 4-6 saat süren bir ameliyattır. Favorilerin oradan kulak önünden kulak arkasına kadar kesilir. Öncelikle cildin sağlıklı dokusu derisi kaldırılır. Altta sarkmış olan dokular bir tedavi edilir. Yani asılır eski yerlerine taşınır. Bu ameliyat sırasında aynı zamanda boyun gıdı sarkması da düzeltilebilir. İhtiyaç halinde çenenin altından ayrı bir kesi yapılarak şuradaki sıkılaştırma yapmak mümkün. Bu bir ameliyat. Ameliyattan sonra 1-2 gece hastanede yatarsınız. Bu ameliyatta en önemli şeylerden biri hastanın sigara kullanıp kullanmaması ve de kan sulandırıcı ilaç kullanıp kullanmamasıdır. İkisini de en az bir hafta 15 gün önceden stoplamak lazım, kesmek lazım. İkisi de kötü sonuçlara neden olabilir çünkü. Bu yüz germe ameliyatıdır ama hastalar başta sizin de söylediğiniz gibi yakından takip ettikleri için hani ameliyatsız yöntemlerin de olduğunu bildikleri için ameliyat dediğiniz anda direkt yok hayır başka bir şey istiyorum derler. Ameliyat istemiyorsa eğer hasta ve sarkmada diğer yöntemlerle düzeltilemeyecek kadar biraz daha ötesinde ise o zaman iple askı öneriyoruz. Örümcek ağı diye bir yöntem dolaşıyor, bir isim dolaşıyor. Onun üzerine sanki Fransız askısı geldi hocam. Evet. Ben örümcek ağının çok faydalı olduğunu düşünmüyorum. Çok hastalar çok mutlu olmuyor. Etkili o yüzden olmamış. Çok uygulanması taraftarı değilim. Önermiyorum ben hastalarıma. Ama onun yerine Fransız askısı diye bilinen, dinamik askı diye bilinen askılar çok popüler son yıllarda. Çok kolay, lokal anestezi altında uygulanabilen bir uygulamadır. Birazcık reklam boyutu var bu işin. Tırnak içinde söylüyorum. Doktorlarımız müşteri çekebilmek için bu işlemin öğle arası yapılıp işte işinize geri dönebileceğini çok onları, doğru. söylüyorlar ama çok da doğru bir şey değil. Bir kere hastanın iğne giriş çıkış yerleri var. Oranın kapatılması lazım. İki, ne olduğunu anlatacağım işlemin birazdan ama. Aslında ekranda vermek isterdim ama biraz kan falan gösterecek diye onu vermedim ben. İşlem biraz kanlı olduğu için benim takibimde. Ben bir dahaki programa size kansız birkaç kısa video hocam, hazırlayabilirim. İzleyici de izlesin onu. Tamam. Bütün dokuları o ipin üzerinde küçük balık kılçığı ya da koni dediğimiz küçük çıkıntılar var.
bütün dokuları yukarı taşıyorsunuz ve o konilerin ya da o balık kılçığı dediğimiz kılçıkların üzerine tespit ediyorsunuz, asıyorsunuz. Astığınız için dokuların bütün ağırlığını o ip taşıyor. O yüzden bu ipe bir 10 gün en azından destek olmak için ben hastalarıma yüz korsesi ya da yüz maskesi dediğimiz şöyle boyundan oradan geçen. Oradan asılıyor değil mi evet, hocam? Böyle bir maske kullanmalarını öneriyorum. Aksi takdirde yatma sırasında yanlışlıkla ya da kendi ağırlığıyla o kılçıklardan dokular kurtulup aşağıya inme ihtimali vardır. Hocam bir şey sorabilir tabii. Miyim? Pardon. Bunu da kendim için soruyorum. Diyelim ki ben böyle bir işlem yaptım. Yatma, gece yatma herhalde hep sırt üstü olması lazım değil mi? Yan yatılmıyor. Ben mesela mümkün değil, sırt üstü uyumam mümkün değil. Mutlaka yan yatmam yani lazım. Yani hafif dönersiniz ama direkt yanağınızın üzerine yatıp sürtünürseniz, o yüzden maske kullandırıyoruz, iplerin kopma ihtimalini artırırsınız. Bu ipler üzerlerinde ya kılçık gibi çıkıntılar olan ya da küçük koni, içi boş kova gibi düşünün, küçük minicik kovalar gibi düşünün, olan iplerdir. Dokuları yukarı doğru çekip bastırıyorsunuz, o konilerin, o kılçıkların üzerine oturuyor. Bu ağırlığı taşıması için mutlaka hastaya bir maske önermeniz gerekiyor. Şimdi hasta öğlenleyin geldi, bu işlemi yaptırdı. Yapılır mı? Evet yapılır. Yarım saatlik bir işlem. Acılı mı hocam? Değil. Peki müdahale sonrası yani lokal anesteziyle yapıyorsunuz. Benim izlediğim kadarıyla buradan böyle giriliyor. Evet. Buradan çıkılıyor. Evet. Burada bir delik yani. Açılıyor. Çünkü ciddi bir kanama görülür benim izlediğim şeylerde. Paylaşımlarda. Çok kanama olmuyor. Yani morarma. Girmiyorsunuz. Morarma da olmuyor. Bazen botoksta bile. Hocam morarma olabilir. Doğru. Mesela bende olur. Doğru. Bazen dudak dolgusu yaptığınızda ciddi morarma olur. Bazen gözaltı ışık dolgusu yaptığınızda morarma olur. Bazen gerçekten dediğiniz gibi botoksta bile olabilir. Bunlar ya damarları fragil, böyle kırılgan olan hastalardır ya gözden kaçmıştır, aspirin falan kullanıyordur. Aspirin türü kan sulandırıcı şey kullanıyordur. Yapın öyle. Olabiliyor. Ama bu işlemde morarma olmuyor. Ben yüzlerce yaptım. Zaman. Daha bugüne kadar bak dudak dolgusunda morarma gördüm. Işık dolgusunda morarma gördüm. Ama iple askıda hiç morarma görmedim. Hocam uyguluyorsunuz burada bunu değil mi? Tabii tabii. Peki talep var mı? Çok. Duydunuz sevgili izleyenler. Biz geri kaldık. Kalkın bakalım güzelleşmeye. İple askıda hasta seçimi çok önemli. Yani hasta ne ameliyat, mutlaka ameliyat olmasını gerektirecek kadar çok fazla sarkıklığı olmayan bir hasta olmalı. Ne de hani böyle küçük daha basit işlemlerle düzeltilebilecek kadar hafif bir deformitesi olan bir hasta olmamalı. İkisi arasında olmalı. Çünkü sarkan dokuları çektiğinizde sizin bahsettiğiniz favorilerin önünde biriktiriyorsunuz o dokuları. Yani fazlalık evet, tamamen orada birikiyor. Peki görselde burada biriken belli oluyor mu hocam? Tabii ki açarsanız, saçınızı açarsanız orada bir potluk görünüyor. Ama bu potluk kalıcı değil. O potluk yaklaşık 20 günde geçiyor. Bu kötü işte 20 gün. Demek ki ben böyle bir şey yapmaya kalsam hocam programın tatile girmesini bekleyeceğim. Bu da yaza denk. Yok saçınızı böyle yaparsanız görünmez. O sağ taraf zaten görünmüyor. Solunuzu da saçınızı da kapatırsanız görünmez. Sevgili izleyenler çare üretiyorum ben anında. Siz de bana yazın sizin için de çare üreteyim. Gördüğünüz gibi öğle arası yaptırılıp da işe dönülecek bir işlem değil. Peki hocam şöyle sorayım. Kalıcılığı nedir bu? Çünkü bir çok yaygın. Türkiye'de neredeyse yüzünü astırmayan kalmadı. Evet. Diyebilirim çünkü ben sosyal medyada çok sıkı takip ediyorum. 1,5-2 yıl kadar sürüyor kalıcılığı. Yani 3 yıla 7 yıl arası 15 yaş gençleşiyor diyorlar. Gençleşmeye gençleşiyor. Ama yani her 1,5 yılda da surat delik deşik olacak hocam. Ama öyle. Yani en azından yani 1,5 yıl. 5 yıl kalıcılığı süren hiçbir işlem yok ameliyat dışında. Peki ameliyatta ne kadardır kalıcılık hocam? Ameliyatta yaklaşık 10 yıl etkisini sürdürür. Tekrar olabilir değil mi? Olabilir. Yani 60'da yaptık 70'de bir daha yapalım 80'de de yapalım. 60 var mısınız? Bilmem bayanlara yaşı sorulmuyormuş hocam. Yok görünüyorsunuz da. Çok teşekkürler hocam. Buyurun işte her zaman böyle konukları alayım ben. Siz hep bana gelin hocam. Hep bana gelin lütfen. Şimdi tabii ki bu operasyonu konuştuk da biraz da maliyetinden böyle küçücük tüyo verelim. Yüksek mi? Yapılabilir bir maliyet mi? Yoksa çünkü
Benim biraz da kızdığım şudur hocam, bazı doktorlarımız, tenzih ediyorum sevgili izleyenler, hepsi değil çünkü gerçekten çok iyi doktorlarımız var, arada bir böyle hataları olanlar da var ama bazıları da yapa yapa öğrenecek gibi geliyor bana, bu da işin esprisi olsun. Kimileri böyle şey üzerinden, döviz üzerinden konuşuyor, bilhassa Türkiye'deki doktorlar, bizim Kıbrıs doktorlarımız değil, direkt telebazında bizim Kıbrıs'ta. Bu yüzden ben hep Kıbrıs'ta doktorlarınızı tercih edin diyorum. Yani hakikaten başarılı doktorlarımız. Hiç gerekmiyor kopsunlar, Türkiye'ye gitsinler. Bu sefer işlem ters olur, tekrar masraf, tekrar git. Bizim doktorlarımız çok değerli, çok da iyi. Çünkü aynı eğitimi alıyorsunuz hocam. Mesela size örnek vereyim. Yıllarca Türkiye'de bu işi yaptınız. Daha yenili buraya geldiniz. Evet. Artık kongrelerde takip ediyorsunuz. Birçok yenilikleri biliyorsunuz. Bu yüzden ayağınızın içerisinde olması doktorunuzun çok daha büyük bir avantaj diye düşünüyorum ben. Doğru. Çünkü ameliyat, özellikle ameliyat işlemlerinden sonra hasta bazen problem yaşayabilir. Doktorunun ulaşılabilir olması lazım. Başıma geldi, birkaç tane hasta, iki ya da üç tane hasta oldu 1,5 yıl içerisinde. Türkiye'de bir meslektaşım ameliyat etmiş. İşte yara yerinde açılma, enfeksiyon gibi şikayetlerle işte bana yönlendirildi. Seve seve bakıyorsunuz yani arkadaşınız, ama hani hasta sıkıntıya düşüyor. Doktorunu arıyor, doktor çare üretmek durumunda. Buradan bir tanıdık doktor bulacak, oraya yönlendirecek. Ya da hasta kalkıp buradan eğer büyük bir sorunsa tekrar geri doktoruna, Türkiye'ye gitmesi gerekiyor. Hocam ben bir örnek vermek istiyorum kendimden. Çünkü her programımda da bunu yapıyorum ben. Tabii sohbet programı olduğu için de örnekler vererek giderim ben. Ve yaşanmışlıkların içerisinden veririm. Sevgili izleyenler, ben hemen hemen bütün programlarımda, estetikle ilgili olan programlarında bu örneğimden bahsederim. Yeni bahsedeceğim çünkü izleyemeyenler için. İlk botoks yaptığım yıllara gittim ben. Yaklaşık 12 yıl önce falandı. Ve Türkiye'de o zaman daha burada çok yeni yeni başlamıştı. Bizde de işte Kıbrıs toplumunda bir takıntı var. İşte yurt dışında her şeyin iyisi yapılır. Evet, iyisi de yapılabiliyor. İmkanlar dahilinde burada da çok güzeller yapılabiliyor. Çok popüler bir doktor tavsiye etmişlerdi. Hatta ünlü bir sanatçının doktoruydu. Gülben Ergen'in doktoruydu. Adam buraya gelip ara ara hasta görebiliyordu. Belirli anlaştığı yerler vardı. O suç mesela. Evet. Onu ben belirtmişti sevgili Derviş Akbilen de benim programıma geldiğinde yıllar önce. Arkadaşla gittik botoks yaptırmaya ve benim ilk botoksum. Heyecanla gittik. İkimize de yaptı. Ama arkadaşım da yıllar önce beyin tümörü ameliyatı geçirmiş. Yani kanser değil ama ciddi bir operasyon geçirmiş Londra'da. 13 gün sonra bir gün sabahtan kalktım. Görmüyorum hocam. Yani puslu hiçbir şey seçemiyorum. Bir panik. Hemen apar topar doktora, tabii ilk gideceğiniz doktor ne olur, nörolog olur. Beyin MR'ları. Aynısı arkadaşı da oldu. O da yeniden tümör mü çıktı, paniğine girdi kız. MR'lar temiz çıkar, her şeyi temiz çıkar ama ben görmüyorum. Hayatım felç oldu. Sonunda ismini vereceğim çünkü hakikaten çok çok teşekkürlüyüm, doktorun ismini vereceğim. Mustafa Güvenir'e gittim, tavsiye ettiler, gittim. Adam bakar bakmaz, siz botoks mu yaptınız Neşan'ım dedi. Dedim evet, 13 gün önce. Aranmayalım dedi, botoks uyuttu gösterilerini. Biri uyunca diğeri de onu takip edemedi herhalde. Özel gözlükler yapıldı. 3 ay taki 2,5 ayın üzerinde normale dönsün gözüm. Bu riskleri de var botoksun. Yani bakın, ben en iyisi diye gittim. 2 katı fiyat ödedim. Sonuç ortada. Ve ben doktorumu aradığımda ve dediğimde ben böyle bir şey yaşadım, ne yapacağım? Bana verdiği cevap ne oldu biliyor musunuz? Normaldir, tıpta bunlar olabiliyor, yapacak bir şey yok. Bu düzelir, merak etmeyin, kalıcı değildir dedi. Şimdi normaldir, karşılaşabilirsiniz. Tabii. O da beni buldu. Ama bir, hastaya bunu işlem öncesi anlatmanız gerekiyor. Siz botoks yaptırıyorsunuz ama şunlarla karşılaşabilirsiniz. Ben karşılaşmamanız için elimden gelen her türlü tedbiri alacağım. Size de şunlar düşer, siz de şunlara uyacaksınız, bu kurallara uyacaksınız işlem sonrası. Ama yine de olabilir, bilginiz olsun diye. Niye oldu hocam? Valla bir sürü nedeni olabilir. Yanlış yere enjeksiyon olabilir. Aşırı sıcak, sıcağa maruz kalma kış olabilir. Bir aşırı sıcak. Sulandırma ile bir alakası var mı? Yok, sulandırma ile. Çok sulandırma ile ilgisi yok. Ama mesela uçağa binmekle ilgisi olduğu söyleniyor. Bununla ilgili henüz bilimsel bir yayın yok ama
Botoks yaptıktan sonra ilk 3-4 gün içerisinde uçak yolculuğu yapmak, basınç değişikliği nedeniyle botoksun yer değiştirmesine ve istemediğimiz kasları etkilemesine neden olabilir. O da göz kapağında düşüklüğe ya da diplopi dediğimiz çift görmeye neden olabiliyor. Hocam bu, yani ben uçağa binmemiştim. Ha, sizin için söylemiyorum. Hayır, mesela genel, başka etkenler de olma. Bence yani yanlış bir yere dokunmuş da olabilir o an mümkün, diye düşünüyorum. Mümkündür. Yani yapılmaması gereken bir yere yapılmıştır. Göz kapağını kaldıran kas etkilenip felç olmuştur ama aslında bakarsanız bu tür şeyleri biz genellikle botoksun, sıvının yani dokuların içinde sızarak göz kapağını hareket ettiren kasa ulaşması ve onu etkileyip zayıflatması, tam felç değil de zayıflatması şeklinde ortaya çıkıyor ve sızarak gittiği için düşük doz gidiyor. Düşük doz botoks da çabuk geçer. Normalde hastaya 20 gün, 1 ay içerisinde etkisi geçer diyoruz. 3 ay süren çok nadirdir. Gözlük yapılmıştı bana özel. Buradan da sevgili izleyenler şunu anlatmak istiyorum ben size. Doktorunuzu kendi ülkenizden seçin. Bakın ben en iyisi diye Türkiye'ye gittim. En iyisi. 2 katı fiyat ödedim. Sonuç bu sorunu yaşadım. Yani iyi doktordur da hatası veya popüler bir doktordur da hatası olmayacak diye bir şey yok. Hiç olmadı doktorunuz ayağınızın içerisinde olur ki anında ulaşabilirsiniz. Tabii. Kapısını çalabilirsiniz. Ulaşılabilir çok olması önemli. Çok önemli doktorunuzun. Her an ulaşabilmelisiniz. Ve çok da başarılısınız hocam. Yani doktorlarımız, estetik cerrahlarımız yani çok çok başarılısınız. Kıbrıs'ta bence çok da aratmıyor yurt dışlarla fazla. Evet şimdi Fransız askısından tabii. Fransız askısından girdik. Evet. Benim anladığım kadarıyla 2 yıl gibi bir kalıcılığı evet. var. Doğru. Şey gerekiyor, gerekecek yüz maskesi ya da yüz korsesi. Evet. Peki fiyat olarak aralıklar çok mu yüksek? Hayır, yapılabilir mi yapılabilir hocam? Yapılabilir sınırları içerisinde. Şöyle düşünün. Mesela 2 tane ipi yaklaşık işte 3 ya da 4 dolgu parasına yaptırabilirsiniz. Güzel hocam, yani dolgunun da zaten 1 yıldır kalıcılığı bildiğim. Doğru mu yoksa? 8-10 ay dolgunun kalıcılığı. O zaman askı yapmak daha mantıklı evet. gibi geliyor. Siz uyguluyor musunuz hocam burada? Uyguluyoruz. Uyguluyoruz. Çok da güzel sonuçları var. Hastalar çok mutlu. Uygulayan hastalar. Fotoğrafları var. Getirmedik hastaların öncesi sonrası fotoğrafları. İlk kez tanıştık. Evet. İlk kez benim programa geldiniz. Böyle hazırlıksız yaptık birazcık. Bir tarafı yapıp da fotoğrafladığınız zaman hasta bile çok şaşırıyor. Sağla sol. Sosyal medya hesabınızda farklı. Var mı? Sosyal medya hesabımda da ben olabildiğince az fotoğraf paylaşmaya çalışıyorum. Ya da hastayı tanınmayacak şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Çok etik bulmuyorum çünkü. Ama hastalar çok sorulduğu için hani bazen hastayı tanınmayacak şekilde kamufle edip birkaç fotoğraf paylaştığım oluyor. Bu yönden sizi takdir ettim hocam. Çünkü ben sosyal medyada baktığım zaman birçok ünlü doktorun yurt dışında, bizim kendi doktorlarımız değil, karın germe veya meme operasyonunda hastayı çıplak vaziyette kafasını koymuyorlar ama ben bana dese ki kliniği bağışlıyorum, bu görüntüyü ben reklam olarak kullanacağım ki mutlaka bir jesti olacak hastayı o şekilde paylaştığı için, hasta da iyice deli değil, ben çıplak bir vaziyette işte sosyal medyaya gireyim, ben kabul etmem böyle bir şeyi. Yani başım görünmese, adım geçmese de mümkün değil. Yani bazı insanlar bu konuda... Normalde biliyorsunuz her işlem öncesi hastalardan bilgilendirilmiş onam formu diye bir imzalı kağıt alıyoruz. Yani ben size şu işlemi yapacağım, sakıncaları şunlardır, şunlar ters gidebilir diye bilgilendiriyorsunuz, formu imzalatıyorsunuz. O formun içinde bazen fotoğraflarımın bilimsel ortamlarda ya da sosyal medyada paylaşılmasına izin veriyorum ibaresi de olabilir. Genellikle o aydınlatılmış olan bilgilendirilmiş rıza formu dediğimiz forumlar o kadar hani bankaların kredi sayfaları var ya böyle karınca Hı. duası gibi yazılmış. Genellikle öyle olduğu için hastalar baştan sona okuyup tek tek bilgi sahibi olmuyor. Bakıyor ha tamam diyor. İmzalıyor ama orada o izin vardır. İşte o biraz şey bizde çok yok ama daha fazla yurt dışındaki sosyal evet. medya hesaplarında bizde doktorlarımız biraz hassaslar bu konuda. Doğru. Bunlar için de çok teşekkür tüm doktorlarımıza. Peki şimdi hocam dolgulara gelelim birazcık. Yok, gelmeyelim. Daha yüz gençleştirmeye. Öyle mi? Devam edelim hocam. Ben vakte bakıyorum. Ondan da konuşalım. Tamam, ondan konuşalım. Da konuşalım. Ultera diye aslında bu cihaz ismi ama internete girdiğinizde ulterapi diye aradığınızda gördüm, evet.
fokuslu ultrason ya da HIFU diye bilinen bir uygulama var. İşte ipi de kabul etmeyen ama sarkması da çok fazla olmayan hastalar için çok uygun, çok ideal bir yöntem. Gerçekten çok güzel sonuçlar siz var. Uyguluyoruz. O cihazımız da var. O uygulamayı yapıyoruz. Hep söylüyorum, yüz germe içinde, ip askı içinde ya da ultera için, yani fokuslu ultrason içinde en önemli faktör hasta seçimidir. Hastayı iyi seçerseniz sonuçlarınız çok güzel olur. Bu uygulama fokuslu ultrason diye bilinir. Bildiğiniz ultrasondan pek bir farkı yok. Sadece ultrason, yani ses dalgalarını belli bir yere odaklıyor. Ben hastalara anlatırken hep şey örnek veriyorum. Çocukluğumuzda böyle mercekler vardı, büyüteçler. Hı hı. Güneş ışığını tutup kağıt yakardık, ateş yakardık. Hakikaten. İşte güneş ışığını, mercekten geçen güneş ışığını bir yere odaklıyorsunuz ve o toplanan enerji ısıya dönüşüp kağıdı yakıyor. Aynı mantıkla çalışıyor. Ses dalgalarını bir yere odaklıyor ve bu odaklanmış ses dalgaları ısı enerjisine dönüşüyor. Ne kadar derinlikte olacağını da kullanacağınız başlığa göre siz karar veriyorsunuz. 1,5, 3 ve 4,5 milim derinliğe etki edebilen başlıklar vardır. Başlığın birini takıyorsunuz, ultrason yapar gibi jel sürüyorsunuz hastanın yüzüne. Ayarlıyorsunuz, ekran size hedef dokunuzun derinliğini gösteriyor. Başlığınızın derinliğini de yeşil bir çizgiyle gösteriyor. Ona göre başlık ayarlıyorsunuz. Yani benim hedef dokum 3 milimetrede ise, 1,5 milimlik başlığı taktıysam yeşil çizgi burada, o gördüğüm doku burada. O zaman başlığı değiştiriyorum, üçlüyü de 3 milimetrelik başlığı takıyorum. O zaman yeşil çizgimle beyaz çizgim üst üste geliyor. O zaman 3 milimetrelik başlık kullanıyorum. Bölgeler vardır. Hangi bölgeye ne kadar atış yapacağınızı cihaz kendisi söylüyor zaten. O atışları yapıyorsunuz. Ağrısı yok, sızısı yok, işlem sonrası morluğu yok. Yani oradan çıkıp hemen gidebilirsiniz. Hemen netice alınıyor mu hocam orada? Hayır, tam da oraya geliyorum. Çok dikkat etmeniz lazım farkı görebilmeniz için, o andaki farkı görebilmeniz için. O yüzden hastalara o anda fark olmaz diye söylüyorum ben. Ama aslında çok küçük farklar oluyor. Çünkü dokuyu ısıtıyorsunuz, küçük hasarlar oluşturuyorsunuz. Asıl sonuç gün be gün İyileşme şeklinde oluyor. Maksimum en iyi sonucu da 3. ayın sonunda alıyoruz. Ama 0. günle 3. ayın sonundaki fotoğrafı yan yana koyduğunuzda ciddi bir fark olduğunu görürsünüz. Ancak burada hastalara söylememe rağmen hep hastalarla aynı konuda bir ihtilafa düşüyoruz. İnsan kendini her gün aynada gördüğü için değişimi, küçük değişimleri fark etmiyor, fark edemiyor. 3. ayın sonunda geldiğinde hastalar genellikle şunu söylerler. Doktor bey, yani o kadar para da verdik, kusura bakmayın ama çok da bir değişiklik olmadı yüzümde diyor. Ben alıştığım için panik yapmayın diyorum. Fotoğraflarını çekiyoruz. Kolaj yapıyoruz. İki fotoğrafı yan yana koyup hastaya gösterince aa böyle miydim falan diye şaşırıyor hastalar. Ciddi bir fark oluyor gerçekten. Yani bütün özellikle şu burun kenarında dolguyla doldurulan çizgiler oldukça azalır. Evet, şu çene köşesindeki birikim azalıyor. Gıdıda ciddi bir düzelmeler oluyor. Asıl önemlisi sıkılaştırma yapıyor mu hocam? Evet. Asıl önemlisi cildin kalitesine de etki ediyor. Ama cildin kalitesine etkisi askı etkisi kadar güçlü değil. Cildin kalitesine etki etmek istiyorsanız o zaman iğneli radyo frekans kullanacaksınız. Bakın işlemlerim uyguluyor musunuz onları? Uyguluyorum, onu da uyguluyorum. İğneli radyo frekans birazcık ağrılı bir işlemdir. Yani ultrason, fokuslu ultrason ne kadar ağrısız, sızısız, kolay bir işlemse iğneli radyo frekans ya da altın iğne denilen uygulama birazcık ağrılı bir uygulama. Lokal anestezi niye yapmıyorsunuz hocam? Yapıyoruz. Buna rağmen? Tabii. Hasta yarım saat 40 dakika önce geliyor. Uygulama bölgesine topikal dediğimiz bölgesel krem sürüyoruz. Uyuşmasını bekliyoruz. Uyuştuktan sonra güzelce temizliyoruz hastanın yüzünü ve uygulamayı öyle yapıyoruz. Tabii bu kişiden kişiye de çok değişiyor. Bazı hastaların ağrı eşiği çok düşük. Daha ilk atışta hani ben dayanamayacağım diyen hasta da var. Çünkü botoks ağrısı gibi mi örnek versek? Çünkü zıplayanlar var botoksa, bir de uslu uslu oturanlar var. Mesela ben uslu uslu yani, oturanlardanım hocam. Botoks ağrısından birazcık daha fazla diyebilirim.
Zıplayanlar çok o zaman. Evet. Narkoz da yapın. Ama mesela unutun. Narkoz da sıkıntılı. Yani bir muayenehanede narkoz sedasyon diyoruz ama muayenehanede bunları yapmak yasak. Evet, tam teşekkürler. Hastaneye, hastaneye gitmek lazım. O zaman maliyet çok artıyor. Hastaya maliyeti yüklemeniz gerekiyor. O da fiyatını oldukça yükseltiyor. Altın iğne uygulamasında bir başlığınız vardır. Hastaya özel bir başlığınız. Ultera, az önce bahsettiğim fokuslu ultrason tek seanstır. Ama altın iğne dediğimiz iğneli radyo frekans 4 seans falan uygulanıyor. 3-4 hafta arayla 4 seans uygulanıyor. Bir başlık vardır, kişiye özeldir başlık. O başlığın üzerinde yaklaşık 49 tane mikro iğne vardır. Bu iğnenin deriye, dokuya ne kadar derinlikte batacağını siz ayarlıyorsunuz cihaz üzerinden. Çünkü 0.1 milimetreden 4 milimetre derinliğe kadar ayarlayabilmeniz mümkün. İğne battıktan sonra uçlarından radyo frekans enerjisi veriyor. Bu radyo frekans enerjisinin miktarını da siz ayarlıyorsunuz. O yüzden ilk başladığınız yeni bir hastada ortalama bir derinlik, ortalama bir enerjiyle başlıyorsunuz. Hastanın tolere edebilirliğine göre de bunu artırıp azaltabiliyorsunuz. İşlem bittiğinde hastanın yüzü, hani Kıbrıs'ta deyim vardır, pancar gibi diye, yüzü gerçekten öyle oluyor, kıpkırmızı oluyor ve içeriden bir yanma hisseder hasta. O yüzden soğutucu yüz maskelerimiz vardır, buzlarımız vardır. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat hastaya yatıştırıcı kremler, yüz maskeleri uyguluyoruz. O yanma hissi ve kızarıklığı geçene kadar klinikte takibimiz altındadır hasta. Bayağı biraz meşakkatli gibi görünüyor, evet, değil mi? Ama sonuçları çok güzel. Kalıcılığı? O da öyle. Hiçbir işlem öyle 10 yıl kalıcı olmaz. Ameliyat dışındaki yöntemlerin ortalama kalıcılığı 1 ile 2 yıl arasıdır. Hocam zaten gider bir krem alır insanlar, aman kalitesini alalım derler. 400'den 500'den aşağıya değil açıkçası. Doğru. Biraz daha fazla veririm. Yani bu işlem, size sorular geliyor hocam, onun için çok özür dilerim sevgili izleyenler. Çünkü hocamız için sorular gelir ama benim konuşacağımız, eğer sorulara yer verirsek, ama bir tanesini size sormak zorundayım hocam. Buyurun. Bir saniye. Kolajen hapı soruyor hocam. Ama resmini de attı ama onu reklama gider veremiyoruz. Anladığım kadarıyla kırılabilen bir şey böyle. Kolajen hapları, kolajen içecekleri. Gerçekten yüze sıkılaştırma, firming yapar mı hocam? Son zamanlarda çok moda diyorum tırnak evet, içinde. Evet. Ben çok faydalı olduğunu düşünmüyorum. Fayda gördüm diyen hastaların bu etkisinin psikolojik olduğunu düşünüyorum. Çünkü firmanın bir tanesi bana da geldi çalışmak için. Ben bilimsel yayın istedim. Yani bu kolajen içeceği nasıl oluyor? İçiyorsunuz, mide bağırsak sistemine giriyor, emiliyor, nasıl etkiliyor? Çünkü işin temelini, yani yara iyileşmesini bilirseniz, kolajen yapımının aslında bir uyarıyla gerçekleştiğini bilirsiniz. Bir yaralanma olacak, vücut orayı iyileştirmek için bölgede fibroblast dediğimiz kolajen yapan hücreleri oraya çağıracak. O hücreler gelecek, orada kolajen yapacak. Kolajen nereden yapılıyor? Amino asit dediğimiz küçük maddelerden yapılıyor. Onları bir şekilde sentezliyor, birleştiriyor, kolajen olarak ortama salıyor. Peki bu uyarı olmadan siz sadece kolajen içerek vücudunuzun neresinde hangi ne ihtiyacı var kim bilecek ve o kolajen parçalanmadan oraya gidecek? Yani bana çok mantıklı gelmiyor. Firmadan zaten bilimsel yayın istedim. Bir daha gelmedi firma bana. Çok duyuyorum. Hastalar gelip söylüyor, gelen hastalar. Kolajen hapı ya da kolajen içeceği kullanıyorum diye. Bana burada tüp gibi bir şey de görünüyor hocam ama tabii veremeyiz ekrana. Ekrana reklama gelir. Sanki böyle kırılacak bir şey gibi. Kapsül gibi olanlar da var. Bir şeye dökülüp içilecek gibi görünüyor orada. Bir de böyle enerji içeceği şeklinde olanlar da var. Ben çok... Yani kullanma faydası var ama ciltle aman aman da işte ben bunu içtim de kolajendir, cildim sıkılaştı da böyle bir şeye de çok kapılmamak yani lazım. Yani onlar cilt sıkılaştırma, cilt kalitesini canlandırmak için yapılacak çok daha bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemler vardır. Az önce altın iğne dedik ama onun biraz daha basiti mesela derma roller dediğimiz işlem vardır. PRP dediğimiz işlem vardır. Mezoterapi dediğimiz işlem vardır. Yine cildi nemlendirecek
mezoterapi şeklinde uygulanan dolgular vardır. Hani bir yeri doldurmak için değil de cildi nemlendirmek, canlılık kazandırmak için uygulanan dolgular da vardır. Yani işlem çok. Hani gidip de gözlemlediğimiz şu: hastalar en basit, en kolay yöntemle en iyi sonucu almaya çalışıyor. Onu bekliyoruz hocam. Ben de beklerim. Hepimiz onu bekleriz. Yani hep böyle beklentilerimiz her konuda aslında. Yani toplum olarak böyle bir hale geldik. Her şeyin iyisi olsun ama... Ama parmağımı kımıldatmadan olsun. Kımıldatmadan olsun. Yani ben şimdi programı kapatırken bir iki cümle kuracağım. Hani bu şeylerle ilgili... hani çok uğraşarak mükemmeliyeti beklemek, bir şey yaparken işte en iyisi olacak veya beklentilerin yüksek olmasıyla ilgili, onu programın sonuna sakladım ben. Bir de benim dikkatimi çeken hocam şudur: dudak dolguları ve yüz dolguları. Bunları da anlatın lütfen. Evet. Çünkü zaman azaldığı için bunları ekran başında, çünkü mesajlara da bakarım. Beklentileri var. Bu yüzden operasyonları bir sonraki programa bırakacağım ben. Tabii ki. Meme, karın germe, popolar falan onları konuşacağız ama bu dolguları konuşalım hocam. Çünkü sokağa çıktığımız zaman aynı fabrika imalatı gibi olmaya başladı çoğu kadın. Bu ben çok da doktorun hatası, evet doktor hataları da olabilir. Bu gene sözüm. Daha fazla yurt dışına, çünkü bu uygulama daha fazla yurt dışında çok yaygın, bizde de başladı. Yoksa kendi taleplerimiz mi, biz kendi kendimizi çirkinleştiriyoruz, böyle şiş şiş dudaklar, yüzler şiş, neden bunlar oluyor ve dolgu aslında doğrusu budur derseniz ne anlatırsınız hocam? Bir kere estetik işiyle uğraşan doktor, plastik cerrah, dermatolog kimse hastanın taleplerinin kendisini yönlendirmesine izin vermemesi lazım. Süper. Çünkü sizin bir doğrunuz vardır. Hasta gelir der ki işte dudağı ince. Bakarsınız sizin mantığınıza, sizin kriterlerinize göre de gerçekten ince ise, dolguya ihtiyacı varsa yaparsınız. Ama sizin söylediğiniz gibi çok abartılı şeyler ancak para kazanma kaygısıyla yapılan şeyler. Bunu ancak öyle kabul edersiniz. Ben hastalarıma aklıma yatmayan hiçbir şey yapmam. Var, geri çevirdiğim çok hastam var. Ben yapmam diyorum, ben size bir şey yapmam. Hani yüzü çok kırışık, hani botoksla düzelecek bir şey değil ama hasta botoks istiyor. Yapmam çünkü fayda sağlamayacak size diyorum. Ağlayarak giden hastam var. Doğrusu da bu hocam ama. Evet. Şimdi dolgular birkaç istisnasını dışarıda tutarsak temel olarak içeriklerinde hyaluronik asit dediğimiz bir madde var. Bu madde deride, vücutta, dokularda dolgu maddesi gibi görev görüyor. Daha çok su tutma özelliğine sahip olduğu için deride özellikle derinin canlılığını, nemliliğini sağlayan bir maddedir. Bu dolguların aynı firmanın 8-10 çeşit dolgusu vardır. Hepsi hyaluronik asit. Bunu şuraya yapayım, bunu da şuraya yapayım. Yani bir taneyle hepsini yapmaz mıyım? Olmuyor. Çünkü işlem sırasında, üretimleri sırasında bir takım tabi tutuldukları çapraz bağlar, aralarındaki moleküllerin çapraz bağları nedeniyle daha yumuşak olanlar var, daha sert olanlar var, daha çabuk eriyenler var. O yüzden her bölge için farklı dolgular seçiliyor, kullanıyorsunuz. Örneğin şakağın çöküklüğünü düzelteceğiniz bir dolguyla dudak dolgusu yapamazsınız. Ya da son günlerde yine jawline dediğimiz çene kontürünü belirginleştirmek için kullanacağınız dolguyla göz altına o dolguyu yapamazsınız. Her için ayrı dolgu kullanırsınız. Hiçbir zaman abartıdan kaçmayacaksınız. İhtiyacı olan hastaya ihtiyacı kadar yapacaksınız. Örneğin hasta geliyor, nazolabial dediğimiz şu burun kenarındaki derin çizgiler için dolgu istiyor. Orayı çok derinse eğer, yüze sarkmış, inmiş dokulara bir işlem yapmadan doldurursanız çok çirkin duruyor. Önce şunu bir şekilde kaldırmanız lazım. İple mi kaldırırsınız, ameliyatla mı kaldırırsınız, az önce bahsettiğim fokuslu ultrasonla mı kaldırırsınız? Bir şekilde kaldırmanız lazım. Kaldı ki hafif bile olsa çizgi, bu çizginin derinleşmesinin, tırnak içinde söylüyorum, aslında bu çizgi derinleşmez.
bu çizgi olduğu yerdedir. Sadece yukarıdaki dokular aşağıya indiği için, arkasındaki doku yüksekliği arttığı için şu çizgi derinleşmiş gibi görünüyor. O çizgi aslında normal yerinde. Bu dokuları geri aldığınızda buradaki çizgi kayboluyor. Çünkü şu doku sarkmıştır. O zaman bu dokuyu yerine almam lazım. Ameliyatla mı, iple mi, az önce bahsettiğimiz fokuslu ultrasonla mı, bir şekilde almak lazım. Onun dışında buraya dolgu yaparken aynı zamanda yüzü bir bütün olarak düşünmek lazım. Burada sarkmış dokuları ameliyatla ya da iple bir şekilde geri alamıyorsam, dolgunun dokuları asma etkisinden faydalanmam gerekiyor. Elmacık kemiğinin olduğu bölgeye, kemiğin üzerine biraz dolgu yaparsam, dokuyu şişirirsem, o şişkinlik burada sarkmış olan dokunun bir kısmını yukarı çeker. O yüzden mesela elmacık kemikleri çok çıkıntılı hasta görürsünüz. Buralara da dolgu yapılıyor çünkü. Ve birçok sanatçı da görüyoruz bunu hocam. Dolgu, bir toplantıya gitmiştik, bilimsel bir toplantı. İşte anlatan kişi çıktı, bir de sahnenin arkasında bir hasta aldılar örnek. Anlatarak uygulama yaptı. Öğlene kadar bir hastaya uygulama yaptı ama öncesi ve sonrasını öğlenleyin ekrana yansıttığında ciddi bir fark olmuştu. Ama bu ciddi farkı adam 14 enjektör dolguyla elde edebilmişti. Şimdi biz 14 tane dolguyu hiçbir hastaya ben daha yapmadım. Ben 2 ya da 3 dolgu, bilemediniz 4 dolgudan fazla bir hastaya tek seferde dolgu yapmadım. Ama hastaya 14 enjektör dolgu yapmıştım. Değişim oldu mu? Çok güzel oldu, çok mükemmel oldu ama 14 dolguyu hangi hasta uygulamayı kabul eder? Öyle hasta bulmak çok zor. Meşakkatli. Bir de bu çene uzatmalarda yoğun kullanılıyor. Burun dolguları çok yaygın hocam. Az önce söyledim ya, dolgular her yerde kullanabilirsiniz. Yani gözaltı, nazolabial, burundaki ameliyatsız burun estetiği diyorlar. Ameliyatsız rinoplasti diyorlar. O kemeri gizlemek için çökük olan yerlere dolgu yapıyorlar. Çenesi, jawline dediğimiz şuraları dolduruyorlar. Çeneyi birazcık uzatmak için dolduruyorlar. Siz uyguluyor musunuz hocam? Uyguluyoruz tabii. Talep var mı Kıbrıs'ta? Çok. Ay biz geri kaldık hocam, ben geri kaldım. Çok talep var. Şimdi doğallıktan çok uzaklaşmayı ben açıkçası çok sevmem. Bizler ekran önündeyiz de çok hemen fark edilir veya bana ters de olabilir. Yani ters bir şey olduğu o zaman kaybı da şey. Evet. Bu yüzden korkuyorum ben açıkçası, onu söyleyeyim. Hakikaten siz de yakından görüyorsunuz, böyle dolgular molgular yok bende, hiç henüz başlamadım ama. Tabii ki yaşın getirdiği deformasyonlar mutlaka hepimizde var. Onlar için gerekli ama güvendiğimiz yerde yapmak, doğru ellerde yapmak çok önemli. Son 5 dakikamıza girdik hocam. Ve bu 5 dakikada ben hızlı bir şekilde size şunu sormak istiyorum. Boyun gençleştirmede de, yani şimdi operasyon istemiyorum. Biraz önce konuştuk ya, işte yüz yapılırken sanırım boyuna da ayrı bir operasyon mu gerekir? Bunu kulak arkasına asmak için, yoksa yüz gerilirken mi? Ben onu anlatırken söyledim. Kulak önünden kulak arkasına kadar keserseniz, o kulak arkasına doğru uzattığınız kesim boynu da toparlarsınız ama bazen ihtiyaç halinde şurada çenenin hemen altından da küçük bir kesi yapıp boynu toparlamak mümkün. Peki operasyon yapmadan, hep yüzü konuştuk ya, dolguydu, botokstu ama yıpranan bir boyun var, yaşın getirdiği bir deformasyon. Ona ne yapılabilir hocam? Bir, gıdı için düz liposuction yapabilirsiniz. Bu boyun kırışması. Oraya için. Geleceğim. Gıdı diyorum, şu sarkıklık için. Lazer liposuction yapılabilir ama oralarda alacağınız kadar çok yağ yok. Sadece oraya kanülle ileri geri hareketini yaptığınız zaman bir travma oluşturuyorsunuz ve o travma sonucu iyileşme olurken burası sıkılaşarak iyileşiyor. Hı. Böyle bir uygulama olabilir. İki, az önce yüz için bahsettiğimiz ipi kullanabilirsiniz. İple şöyle arkaya doğru asabilirsiniz. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bu benim kendi şeyim, paniğim ve korkum. Hani boğaz ya, işte solunum yoludur, damarlar, işte atar damar bilmem. Acaba oraya denk gelir mi asılırken? Hayır. Eminim birçok izleyici de bunu merak eder şimdi. Hemen derinin hemen altındayız. Hiç endişe edecek hiçbir şey. Bir hata olamaz orada değil mi? Herhangi bir hayati risk oluşturma. Yok. Ama onun dışında, gıdıdan dışında boyundaki o ince kırışıklıklar, sarkmalar için mesela
platysma bandı diyoruz. Boyunda ince bir kas vardır. Çene kenarına yapışır, boyundan aşağıya kadar köprücük kemiklerine yapışır. Sıra kastığımızda bant şeklinde çıkar. O bantlar oluşmasın diye botoks yapılabilir. Ve şimdi son moda yine peptitler yapılıyor. Cildi yenilemek, sıkılaştırmak için bütün vücutta yağ eriticiler var, sıkılaştırıcılar var. Peptitler yapılıyor. En son moda bu. O da bir molekül yara iyileşmesini provoke ediyor. Bir cihazla mı uygulanıyor yoksa? Hayır, iğneyle, mezoterapi gibi küçük küçük iğne güzel. Şeklinde veriyorsunuz bunu. Onun sonuçları da güzel. Siz uyguluyor musunuz? Uyguluyorum. Ben daha yeni başladık. Güzel sonuçları da var. Yeni yaygınlaşıyor zaten. Boyun kırışıklığı için başka önerebileceğimiz çok ciddi bir yöntem yok. Hocam güzel şeyler anlattınız. Biraz da cesaretlendik açıkçası. Çünkü çok açık ve net söylediniz anlatacağınız her şeyi. Bu da benim hoşuma gitti kısacası. Ama üzgünüm, vaktimiz oldu hocam. Çabuk geçti ama. Evet, ben programlar böyle hızlı geçer. Hocam konuşamadıklarımız var çok. Daha derinlere gireceğiz çünkü vücuda daha inmedik. Hatta yüzü de bitirmedik aslında. Çok ayrıntılı göz kapakları var daha konuşmadığımız. Dudak dolgularına ayrıntılı konuşamadık. Üst dudak barkod çizgisi dediğimiz tabii, çizgiler tabii, var. Tabii onlar var. İlerleyen haftalarda siz yine bana geleceksiniz. Bıraktığımız yerden devam edeceğiz tabii hocam. Ki. Ayağınıza mutlu sağlık. Olur. İyi ki geldiniz. Teşekkür çok ederim. Teşekkür ediyorum ben. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler. Her şeyin son olduğu gibi bugün de yine benim programımın sonu geldi. Konuşabildiklerimizi konuştuk konuğumla. Bir iki cümle de ben kurayım şurada ve programı kapatayım. Gelecek haftaya kadar. Tabii ki güzel olmak hepimizin istediği bir şey. Ama yaşlanmayı da durduramıyoruz. Tabiatın kuralı bu. Ne yapsak ne etsek profesyonel doktorlarımız bile belirli bir yere kadar yapabiliyorlar. Artık yaş öyle bir noktaya gelir ki yapılacak bir şey yok. Hiç kimse ben yaşlanmayacağım, ay o yaşlıdır, o kırıştı, o çirkinleşti demesin. Herkes o yaşı yaşayacak. Bitmiştir. Önemli olan sağlıklı ve güzel yaşlanmak. Huzurlu yaşlanmak. Çünkü bu dünyadan göçüp gittiğimizde güzel bir kadın öldüğünde güzel bir kadın da Allah rahmet eylesin derler. Ama iyi bir yüreğiniz, mükemmel bir kalbiniz varsa muhteşem bir kadındı derler. Yeri kapatılmayacak bir kadındı derler. Beraberimizde onları götürürüz. Yani estetiğimizi götürmeyiz. Sonuç ortada. Evet. Her şeyin azı karar, çoğu zarar. Bu da benden olsun. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.